Almanya medyasında yer alan bilgilere göre öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın damadı Cafer Kassir, İsrail saldırılarıyla hayatını kaybetti. Suikastlerin ardı arkası kesilmiyor diyebilir miyiz? Devamı gelecek mi? Hasan Nasrallah'ın damadının önemi neydi? Ona da dikkat çekmenizi rica ederim. Ya şimdi şunu söylemek lazım. Zaten öncelikle şunu ben de eklemek istiyorum. Güngör Bey çok önemli bir noktaya parmak bastı. Savaş suçları zaten işlendiğini biz Gazze'de gördük. Beyrut'u da Gazze'den ayıran bir şey olmadığı için İsraillerin gözünde bu savaş suçları işlenmeye devam edecektir. Öncelikle bunu söyleyeyim, sonra sorunuza cevap vereyim. Net bir şekilde şunu söylemek lazım. Hani iyi çalışan, iyi çalışıyor derken hani iyi güzel manasında söylemiyorum. Efektif çalışan bir İsrail istihbaratı var. Ve değişik suikast yöntemlerine işte bu telsizleri patlatma, işte geri geliyor füzeyle, geri geliyor içeriden birini bularak, geri geliyor bombalayarak aslında şeyin önemli pardon hem Hamas'ın hem de Hizbullah'ın komuta kademesinde önemli kişileri öldürmeyi becerdiler. Bu da kendi işlerini kolaylaştırmak için yapıyorlar. Eğer karşınızda mücadele ettiğiniz bir örgüt varsa doğal olarak komuta kademesinin yok olması veya darbe alması sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Şunu söylemek lazım. Hasan Nasrallah ve Hizbullah'ın komuta kademesi tasfiye edildikten sonra İsrail tarafından komple öldürüldükten sonra ki en tepedeki 14-15 kişiden bahsediyoruz. Burada bir yani hani tabiri caizse Hizbullah Genelkurmay'ın komple yok edildiği bir haftanın sonunda veya bir 10 günün sonunda Hasan Nasrallah'ın damadı da Hasan Nasrallah'ın yerine geçecek en önde gelen adaylardan bir tanesiydi. Çünkü hani aslında normal şartlarda değildi ama işte 14-15 kişi bir anda gidince o da ön plana çıkan adaylardan bir tanesiydi yani. Ve o yüzden de onun öldürülmesi de aslında bir olası lideri veya bir liderin kendisi olmasa bile olası bir gelin oluşacak bir genel kurmayı da Hizbullah açısından işleri kolaylaştıracak birinin daha yok öldürülmesine sebep oldu. Yani şuna da izin vermiyorlar. Hem üst kadroyu, tepe kadroyu öldürüyorlar hem de bunun yerine geçebilme ihtimali olan kişileri de öldürüyorlar. Baktığımızda şu mühim. Fakat bu da şuna sebep veriyor. Bakın çok net olacak olan şu. Hı hı. Eğer gruplar büyük bir şekilde en tepeden kontrol edemezse merkezden küçük küçük kendi aralarında küçük gruplar oluştururlar. Ve öyle. Bir de İsrail açısından hangisi daha iyi olur, hangisi daha kötü olur ayrı bir tartışma. Çünkü küçük gruplarla mücadele etmek daha zor olur gibi geliyor bana. Bence peki İsrail stratejisi burada hocam, çok doğru peki, mu? Yani Nasrallah için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Peki şöyle bir şey hedefliyor olabilir mi İsrail? Biz komuta merkezine gelebilecek herkesi ya da ihtimalleri ortadan kaldırırsak sonra kimse komuta merkezine gelmek istemez ve Hamas yok olur diye bir düşüncesi mi var acaba? Yani fakat bu çok bana mantıklı Hamas gelmiyor diyorum, çünkü. Hizbullah. Hizbullah tabii. Ya bana bu çok mantıklı gelmiyor şundan dolayı. Çünkü böyle şeyler olduğu zaman insanların hani tırnak içinde bu işlere katılımı, radikalleşme diye hani literatürde geçen radikallik mi ayrı bir tartışma da bu insanların radikalleşip bu davalara katılması yani işte mesela ortalama bir vatandaş Hasan Nasrallah öldü diye Hizbullah'a katılma ihtimali daha yüksek aslında Hizbullah'tan kaçmaktansa. Bunların toplu gruplar üzerine bıraktığı etki bu. Bunu hep biz hani incelemelerde hep bunu gösteriyor. Kaldı ki şu da çok büyük bir ihtimal eğer Hizbullah dağılırsa veya işte birkaç parçaya bölünürse o küçük gruplar daha radikalleşen gruplar olacaktır. Yani düşünün işte aslında Taliban'la başlıyor. Taliban Al-Kaide'ye dönüşüyor. Al-Kaide IŞİD'e dönüşüyor gibi. En basit tabii. Daha biraz daha karmaşık bir süreç ama gittikçe koptukça radikalleşen bir şeyi görüyoruz farkındaysanız. Bu da işin tarih olarak da işin doğası biraz böyledir. Benim endişem şu Türkiye açısından eğer Hizbullah olur da büyük bir yenilgi alırsa buradaki gruplar Şii grupların büyük çoğunluğu Suriye'ye geçeceklerdir. Ve o zaman da Suriye'de ki karışıklık artabilir diye düşünüyorum. Suriye'deki hem Suriye'nin güneydoğusundaki Şii gruplarla hem de ÖSO'yla çatışmalar yaşayabilirler gibi. Bu da beni açıkçası endişe ettiriyor. Yeni bir hocam, sığınmacı göçü dalgasına istemem ben de açıkçası. Kimse de istemez. Kimse istemez kesinlikle. Hocam sizin söylediğiniz şuna mı geliyor? Yani muhtemel ki daha genç kadrolar yerlerine gelecek.
Daha şahin mi olur genç kadrolar? Evet. Diplomasi yerine İsrail-Lübnan arasında daha sert çatışmalar mı bekleyebiliriz? Sizin de söylediğiniz bu anlama mı geliyor? Ya şöyle bir şey var. Bu çatışma zaten hani en azından 40'lı yılların ikinci yarısından beri devam ettiği için şu anda tasfiye edilen kadrolar da öyle çok güvercin diyemeyiz tabii ki ama gittikçe şahinleşen tabii ki kadrolarla karşılaşacaklar. Çünkü bir önceki liderin öldürülmüş olması o örgütü, o yapıyı daha şahinleştirir ister istemez. Bir de tabii ki yaşananlar biriktikçe, arttıkça da şahinleşme artacak. Radikalleşme net bir şekilde artacak. Şu mühim, İsrail'in böyle şeyler, yani hiçbir şeyi umursamadığı için İsrail maalesef, nasıl Güngör Bey'in de bahsettiği gibi hiçbir uluslararası yasayı, hiçbir savaş yasasını dikkate almadığı gibi, aynı şekilde aslında bu sosyolojik gerçekleri de göz önüne almıyor. Tek istediği şey elde ettiği kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek. Başka da hiçbir derdi yokmuş gibi davranıyor. Yani karşı tarafı maalesef, hani ilk başta ben buna çok inanasım gelmiyordu ama olaylar yaşandıkça hepimiz herhalde ikna olduk. Karşı taraftakileri insan gibi görmüyor zaten. Kendinden daha aşağı görüyor maalesef. Teolojik açıdan anlatılanları ne yazık ki sizin dediğiniz gibi gerçekliğini görüyoruz.